Almanya'da Türkiye'lileri ilgilendiren önemli bir kimlik değişikliği yapıldı. Özellikle isimlerindeki harfler artık resmi belgelerde yer alabilecek. Bu yenilik Almanya'daki Türkiye'li toplumu yakından ilgilendiriyor. Hamburg'da başlatılan uygulamayla kimlik kartına veya pasaporta Türkçe alfabesindeki özel harfleri ekletmek artık mümkün. Özellikle isimlerinde Türkçe karakterler Ç, Ş, Y, I gibi bulunanlar bu harfleri resmi belgelerde de kullanabilecek diğer şehirlerin de benzer uygulamaları başlatacağı belirtiliyor. Türk alfabesi, 1928 yılında yapılan dil reformu ile bugünkü halini aldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arap alfabesi kullanılırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Latin alfabesi benimsendi. Bu reform, Türkiye'deki okuma-yazma oranını artırmak ve Batı ile yakın ilişkiler kurmak amacıyla gerçekleştirildi. Türkçe alfabesi, Almanca alfabeyle kıyaslandığında dört farklı harf içeriyor ve artık bu harfler Almanya'daki resmi belgelere eklenebilecek. 2019 verilerine göre Almanya'da yaklaşık 4 milyon 300 bin Türkiye kökenli insan yaşıyor ve bunların 2 milyon 800 bini Alman pasaportuna sahip. Türkiye kökenli topluluk Almanya'daki en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.